2017'de başlayarak bugünlere geldik. Gösterdiğimiz başarılar oldu. Daha 2 sene önce de bir şeyimiz oldu Gaziantep Futbol Kulübü'yle ama o zaman gerçekleşmedi. Nasip bugüneymiş. Son 2 sene Antep Futbol Kulübü olarak iyi 2 yıl geçti. Lige yeni çıkan bir ekip. Son 2 yılında ilk 10'un içerisinde bulunan bir ekip, bir kulüp. Tabii biz bu sene hedeflerimizi siz sormadan ben söyleyeyim. Hedeflerimiz zaten ben her zaman hangi takımda olursa olsun olayım. Hedeflerimi her zaman en üst seviyeye koyan bir teknik direktörüm. Burada da hedefimiz tabii üst sıralara da yer alabilmek. Tabii şimdi soracaksınız hocam ne demek istiyorsunuz? 4, 3, 5 en iyisini neyse onu yapmaya çalışacağız. Hem ligde hem kupada sonuna kadar gitmeye çalışacağız. İnşallah bunu futbolcularımızla birlikte, yönetimimizle birlikte, medyayla birlikte. Çünkü hepimiz burada Gaziantep şehri için, Gaziantep kulübü için uğraşıyoruz. Ve bu birlik, beraberlik çerçevesinde olması gerekiyor. İnşallah ben odaklı değil, biz odaklı. Biz olarak yola çıkıp ve sonuna kadar o şekilde yürümesini herkesten rica ediyorum. Teşekkürler. Tabii sonuçta büyük bir kulüpte çalıştınız. Büyük kulüpten ayrıldıktan sonra hangi kulüplere gidebilirsiniz? Hedef olan bir kulübe gitmeniz gerekir. Bu benim düşüncem. Bu kulübün de hedefi olduğunu bildiğimden dolayı. Çünkü 2 sene önce de Adil Başkanımızla konuşmamız oldu. O zaman da transfer görüşmesi yapıyorduk. Hedefi olan bir ekip, bir kulüp olduğunu söyledi. Her sene üzerine koymak isteyen bir kulüp olduğunu kendisi o zaman da bize bana iletti. Şu an Cevdet Başkanımız da aynı şekilde zaten son 2 sene bunu gösteriyor. İlk onun içerisinde olan bir takım. Baktığımızda hem Avrupa'da olsun hem Türkiye'de olsun transferle ilgili çok fazla hareket yok. Herkes beklemedi tahmin ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nı biraz bekliyorlar. Ondan sonra harekete geçeceklerini düşünüyorum. Fırsatlar doğacak. Tabii bizim benim analizimde ekibimle birlikte analiz ettiğimizde takımın hangi mevkilerde eksikleri olduğunu, hangi mevkilere futbolcu istediğimizi yönetimimizle bildirdik. Onun üzerine birlikte çalışıyoruz. Alacağımız birkaç transfer daha var. Doğru kişileri yan yana getirip oynatmak istiyoruz. Burada illa büyük isim olup isim getirip isim sizi hedefe getirmiyor. Birliktelik sizi bir hedefe getiriyor. Biz onun peşindeyiz. Ben ne kadar her zaman söyledim. Yabancı sayısı serbest olmasından yana olan bir futbol teknik direktörüm. Çünkü yabancı sayısı oradan gireyim. Yabancı sayısı Türkiye'de kısıtlamak altyapıdan daha iyi futbolcu çıktığı anlamına gelmiyor. Hiçbir zaman da öyle olmayacak. Ben 95'ten beri buradayım. Şu an 2021'deyiz. Altyapıdan çıkan futbolcular bir bakın. Ondan sonra oturup daha net konuşabiliriz. Ha, diğer taraftan baktığımızda 14 yabancı serbestti. Daha çok yurt dışına yerli futbolcu gönderdik. Burada iyi olan sahada yerini alacak. İyi olmayan sahada yerini alamayacak. Bunun için de Andre Souza'nın mukavelesi bitmişti. Yolladık. Bilal'i yolladık. Güray Vural'ı yaşlı olduğu için, yaşı ilerlemiş olduğu için istemedi, gönderdik. Morais yine mukavelesi bitmişti. Güray'ın da mukavelesi bitmişti. Onu da gönderdik. Miralas'ı yaşı ilerlemiş olmasına rağmen hocamız istedi, kalsın dedi. Ben ondan faydalanırım dedi. Ama onun da mukavelesi bitmişti. Kendi bugün yarın, bugün yarın bizi oyaladı. Biz de şu anda olmamaktan vazgeçtik. Sakal gelince ondan tamamen vazgeçtik. Muhammed Demir bizim kiralık oyuncumuzdu. Onun da sözleşmesi bitti. Geçen seneki Muhammed Demir bir sene önceki Muhammed Demir değildi. İkiye katladı. Evet, ikiye katladı. Şimdi biz o işi biraz ağırdan alıyoruz. Bayağı ağırdan alıyoruz. Gelirse alacağız. Ama Başakşehir'in istediği gibi 1.250.000 euro da bonservis parası vermeyeceğiz. Yazık yani. Sagal aldık. Sagal. Denizli Spor'dan.
Bir de Doğan Erdoğan'ı aldık. Tabii. Tamamen. Çünkü eski hocayla da, ne bileyim, yeni gelen Pinto'yla da bayağı şeyler yaşadık. Biz hocaya sormadan, hocanın onayını almadan aldığımız oyuncuyu kesinlikle oynatmıyorlar.